Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbi yesir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Len tenalu, asla nail olamazsınız, ulaşamazsınız el birre. Bir, iyiliğin zirvesine ulaşamazsınız. Yani iyiliğe ulaşırsınız ama onun zirvesine ulaşamazsınız. Hatta tunfiku, infak edinceye kadar, harcayıncaya kadar, mimma tuhibbun, sevdiğiniz şeylerden, hoşlandığınız şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğin zirvesine ulaşamazsınız. Ve ma tunfiku, ne harcarsanız min şeyin, bir şey olarak, ama Allah rızası için tabii. Burada arkadaşlar, adetleri ibadetlerden ayıran niyettir. Bir daha söylüyorum, bu cümleme çok iyi bakın. Bir şey adet olur, o yapılır. Ama Allah rızası için yapılırsa o ibadete dönüşür. Hani Allah rızası için yapılan bir hayır ibadettir. Fe innallaha, muhakkak ki bihi alim, Allah onu bilir. Küllü ta'ami, her yiyecek, kâne idi hillen, helal idi li beni İsrail'e, İsrail oğullarına, illa ancak ma harreme, haram kılmışlardı İsrailu, İsrailoğulları, ala nefsihi, kendilerine. Yani daha önce İsrailoğullarına bütün yiyecekler helaldi. Ancak kendi kendilerine haram kıldıkları şeyler müstesnaydı. Min kabli, önce entünezzele Tevrat, Tevrat inmeden önce. Kul Habibim, de ki fe'tu, gelin. Getirin bir Tevrat'ı, Tevrat'ı fetluha, onu okuyun, in kuntum sadikin, eğer doğru sözlü kimselerdensiniz. Femen iftara, kim iftira atarsa, uydurursa, alallahi, Allah'a, el kezibe, yalan. Yani bu İsrailoğulları ne yaptılar? Allah'a iftira uyduruyorlar. Kendi elleriyle Tevrat'ı yazıyorlar. Bu Allah'tandır diyorlar. Min ba'di zalike, bundan sonra, fe ulaike, işte onlar, humuz zalimun, zalimlerin ta kendileridir. Kul Habibim, de ki sadakallah, Allah doğru söyledi. Fettebi'u, tabi olun, uyun, millete İbrahim'e, İbrahim Aleyhisselam'ın dinine, hanifa, birleyici olarak, müşrik olarak değil, birleyici olarak. Yani Allah'ı birleyen, tek Allah var, başka ilah olmayan İbrahim Aleyhisselam'ın dinine. Ve mâ kâne, değildi minel müşrikin, İbrahim Aleyhisselam müşriklerden, Allah'a şirk koşanlardan asla değildi. İnne evvele beytin, ilk ev, muhakkak ki ilk ev, vudi'a, konuldu, dinnâsi, insanlar için, lellezî bi Bekke'te, Mekke'de kurulan, mübareken, mübarek, bereketli, ve hüden, hidayet rehberi, lil alemin, alemlere hidayet rehberi, ilk ev hangisidir? Beyt, Kabe'dir. İnsanlar için Mekke'de kurulan ilk ev Kabe'dir. Etrafı mübarek ve insanlar için, alemler için de hidayet rehberi. Fihi, onda vardır, ayatun, işaretler, beyinatun, ayetler, makamu İbrahim, ve o Kabe'nin orada ne var arkadaşlar? Makamı İbrahim var değil mi? Makamı İbrahim'in arkasında ne kılıyoruz? Tavaf namazı. İki rekat tavaf namazı kılıyoruz. İşte orası makamı İbrahim'dir. Ve men dahalehu, kim Kabe'ye girerse, sığınırsa, kâne âmina, o güven içerisindedir. Artık hiçbir zarar ona verilmez. Ve lillahi alennâsi, Allah'ın hakkıdır. Ve lillahi, Allah'ın hakkıdır, alennâsi, insanlara, insanlar üzerine, hiccül beyti, o Kabe'yi hac etmeleri Allah'ın hakkıdır. Men istedâ'a, gücü yettiği zaman, ileyhi sebîlâ, o Kabe'ye gitmeye yol bulan kimseler, İmkan bulan kimseler için hac etmek Allah'ın insanlara hakkıdır. Yani Allah'ın hakkıdır, Allah'ın farzlarındandır. Ve men kefere, kim inkar eder, kafir olursa, fe innallaha, muhakkak ki Allah Celle Celaluhu, ganiyun anil alemin, Allah alemlerden ganidir. Yani müstağnidir, ihtiyacı yok. Senin ibadetine ihtiyacı yok, haccına ibadet, senin ihtiyacın var her şeye. Kul ya ehlel kitab, kul Habibim, de ki ya ehlel kitab, ey ehli kitab, lime tekfurune, niçin inkar ediyorsunuz bi ayatillah, Allah'ın ayetlerini, vallahu şehidun, Allah şahit olduğu halde, tanık olduğu halde, alâ mâ tâmelûn, yaptıklarınızı Allah bildiği halde, tanık olduğu halde, niçin Allah'ı inkar ediyorsunuz? Yani güya gizlemeye çalışıyorsunuz, hakkı gizliyorsunuz, peygamberi yalanlıyorsunuz. Kul ya ehlel kitab, ey ehli kitab, lime tesuddûne, niçin
döndürüyorsunuz insanları an sebilillahi Allah'ın yolundan. Niçin alıkoyuyorsunuz, engelliyorsunuz? Tesuddun, alıkoymak, engellemek, döndürmek. Men amene, o iman eden kimseleri tebğûneha, göstermek için ivaca, doğru yolu eğri göstermek için. Niçin mücadele ediyorsunuz? Niye insanların yolunda duruyorsunuz? Ve entüm şühedâ, siz buna şahit olduğunuz halde, bildiğiniz halde niye hakkı gizleyip de insanların mümin olmaktan, Müslüman olmaktan engel oluyorsunuz? Şimdi bu Medine'de oluyor arkadaşlar. Medine'de Yahudiler, Hristiyanlar, artık kimlerse Müslüman olmaktan insanları engel oluyorlardı. Ama biliyorlar böyle bir peygamber gelecek, böyle bir kitap gelecek, bildikleri halde bunu niye yapıyorsunuz? Allah bizleri muhafaza eylesin. Ve mellahu bi gafilin, Allah gafil değildir, habersiz değildir. Gafil hani amma ta'melun, yaptıklarınızdan. Ya eyyühellezine amenu, ey iman eden kullarım, in tudi'u, eğer itaat ederseniz, uyarsanız, ferikan, bir fırka, fırkalarına, bir grubuna, minellezine utul kitab, o ehli kitaptan bir fırkaya uyarsanız, yeruddukum, sizi döndürürler, ba'de imanikum, İmanlarınızdan sonra kafirin kafir olursunuz. Allah muhafaza eylesin. Ve keyfe tekfuruna, nasıl inkar ediyorsunuz, kafir oluyorsunuz? Ve entüm tutla okudu, entüm siz tutla okuduğunuz halde, aleyküm, onların üzerine, üzerinize ayetullahi, Allah'ın ayetleri üzerinize okunduğu halde nasıl inkar ediyorsunuz? Ve fiküm resulü, aranızda bir peygamber olduğu halde, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aranızda, siz buna rağmen inkar ediyorsunuz. Ve men ya'tasim, kim sımsıkı bağlanırsa billahi Allah'a, fakat hudiye ila, fakat hudiye hidayet yolunu bulur, doğru yolu bulur, ila sırat-ı müstakim, dost doğru yolu, yani dost doğru yolun hidayetini bulur, Allah onu dost doğru yolunu gösterir. Ya eyyühellezine, ey o kimseler ki amenu, iman eden kimseler, ittegu, korkun, sakının Allah'a, Allah'tan, hakka tukatihi, Allah'a yakışır şekilde, Allah'tan yakışır şekilde Allah'tan sakının. Ve la temutunne, sakın ölmeyin. İlla, ancak ölün. Ve entüm müslümün, Müslümanlar olarak ölün. Başka bir şey olarak ölmeyin. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Ve atesimu, yapışın bihablillahi, Allah'ın ipine cemi'a, hep beraber, birlikte. Ve la teferraku, sakın ayrılığa düşmeyin. Allah'ın ipini peygamberimize sorunca arkadaşlar, o Allah'ın kelamı ve peygamberimizin sünneti olarak açıklamış peygamberimiz. Yani bihablillah, Allah'ın ipine nasıl sarılacağız? Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine sarıldığınız zaman Allah'ın ipine sarılmış olursunuz. Vezkuru, hatırlayın, ni'metallahi aleyküm, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. İz kuntum, hani siz idiniz, a'daen, düşmanlar idiniz. Bakın burası Medine'de, Evs ve Hazreç kabilesi, iki Arap kabilesi, peygamberimiz gelmeden önce, Müslüman olmadan önce iki Arap kabilesini Yahudiler sürekli kavga ettiriyorlardı. Niçin kavga ettiriyorlardı? Onlar düşman olsunlar birbirlerine, güçleri gitsin, onlar, Yahudiler de rahat yaşasın diye. Allah fe'ellefe beyne kulubiküm, Allah onların kalplerini ülfet ettirdi, birleştirdi, ülfet etmek, birleştirdi. Fe asbahtum, oldunuz bi ni'metihi, Allah'ın nimetiyle, ihvana, kardeşler oldunuz, Müslüman kardeşler oldunuz artık. Evs kalktı, Hazreç kalktı, artık Müslümanlıkta, imanda kardeş oldunuz. Ve kuntum, idiniz ala şefa hufretin, ala şefa hufretin, uçurumun kenarındaydınız, neredeyse cehenneme düşecektiniz, imansız ölmekle, müşrik ölmekte, minen nari, cehennemden, fe engazekum minha, Allah sizi oradan kurtardı. Kezalike, işte böylece, yübeyinullahu, Allah açıklar leküm, sizin için ayati, ayetlerini, lealleküm, umulur ki siz tehdedün, doğru yolu bulursunuz diye. Şimdi bakın, bize Allah'ın görevi bu ayet-i kerimede, Allah bize görev veriyor ümmeti Muhammed'e. Veltekün, olsun minküm, sizden ümmetün, bir taife, bir grup, yed'ûne, çağıran, ilel hayri, hayra çağıran. Ve ye'murûne, bu hayra çağırıp da ne yapacaklar? Ve ye'murûne, emredecekler, bil ma'rufi, iyiliği, ve yenhevne, insanları alıkoyacaklar, anil münker, münkerden,
kötülüklerden ve ulaike işte onlar hümül müflihun, onlar kurtuluşa eren gruplardır. Allah bizi onlardan eylesin. Arkadaşlar, farz-ı kifaye, bu da bir farz-ı kifaye. Bir grup mutlaka hayra davet eden, insanları kötülüklerden alıkoyan bir grup mutlaka olmalı toplumda, yani Müslümanların arasında. Ve la tekunu, olmayın kellezine, o kimseler gibi, teferraku, parçalanmış, fırka fırka olmuş. Ve ihtelefu, ihtilafa, ayrılığa düşmüşler. Min ba'di, den sonra, mâ câetümül beyinat, sana Allah'ın ayetleri geldikten sonra, kitaplar geldikten sonra, peygamberler geldikten sonra ihtilafa düşmüş, tefrikaya düşmüş, parça parça olmuş kimseler gibi asla olmayın buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Ve ulaike işte onlar, lehum, onlar için vardır azabın, azap vardır, azim, büyük bir azap vardır. Yevme, o gün, yani kıyamet günü, tebiyazu, ağıracak, bembeyaz olacak, vücuhun, bir takım yüzler, ve tesveddu, o bir takım yüzler de simsiyah olacak. Rabbim muhafaza eylesin. Vücuh, bir takım yüzler de simsiyah olacak. Fe emmellezine, o kimseler ki, isveddet vücuhuhum, yüzleri kapkara olanlar, ekefertum ba'de imanikum, siz imanlarınızdan sonra kafir mi oldunuz? Öyleyse fezûku, tadın el azâbe, azabı, bimâ küntüm tekfurûn. Bu kafir olmanızdan dolayı azabı tadın denilecek onlara. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Çoluk çocuğumuzu muhafaza eylesin. Ve emmellezîne, o kimseler ki ibyazzat vucûhum. Ebyazzat vucûhum, beyaz olacak yüzleri, fefî rahmetillah, Allah'ın rahmetiyle girecekler, dalacaklar. Yani yüzleri bembeyaz, cennetlik olmuşlar ve Allah'ın rahmeti de cennete girecekler. Hum fîhâ hâlidûn, hum onlar fîhâ, o cennetlerde hâlidûn, ebedi kalacaklar. En güzeli bu işte. Girdikten sonra bir daha çıkmak yok. Bir daha cehennem korkusu yok. Bir daha dünyada hastalık korkusu yok. Efendime söyleyeyim. Şu olacak. Tilke ayatullah. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Netluha, bunları size okuyoruz. Aleyke, üzerinize bir hak. Hak olarak, gerçek olarak okuyoruz. Ve mallahu, Allah Celle Celaluhu asla yuridu, istemez zulmen lil alemin. Alemlere zalim zulmetmeyi asla istemez. Yani Allah bu uyarıları yapmamış olsaydı biz nereden bilecektik diyecektik, değil mi Allah? Ya Rabbi, sen bize kitap göndermedin, peygamber göndermedin. Peki biz bunları nereden haber alacaktık diye Allah'a itiraz edeceklerdi. Ama Allah kitap gönderdi, bunu açıklayan peygamber gönderdi. Öyleyse artık diyecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Bunu okuyup anlayıp yaşamak lazım. Velillahi ma fis semavati, velillahi Allah'ındır ma fis semavati, göklerde olan ve ma fil ardı, yerlerde olan her şey Allah'a aittir. Ve ilallahi, muhakkak ki turcaul umur, bütün işler, ameller, niyetler Allah'a varacaktır. Yani bütün her şeyimiz de Allah'ın huzurunda toplanacağız. Küntüm idiniz hayra ümmetin, en hayırlı ümmet idiniz. Uhricet, çıkartılmış, linnâsi, insanlar arasında, ey Muhammed ümmeti. Te'murûne, peki hayrımız bizim nereden geliyor? Te'murûne bil ma'rufi, insanlara iyiliği emrediyoruz. Ve tenhevne anil münker, sizler insanları kötülükten alıkoyuyorsunuz. Ve tü'minûne billah, ve Allah'a iman ediyorsunuz. Yani bunu, insanları iyilikten alıkoyarken, kötülükten alıkoyarken iman sahibi olarak yapıyorsunuz bunu. Yani imanlı olarak yapıyorsunuz. Minhumul mü'minûne ve tü'minûne bile. Velev âmene, eğer iman etseler idi, ehlül kitabı, ehli kitap da iman etselerdi, lekâne, olurdu hayrallahum, onlar için de daha hayırlı olurdu. Daha, yani biz onları kıskanmıyoruz veya biz onların, yani şöyle olun istemiyoruz. Onlar da iman etsinler, keşke Müslüman olsunlar, kardeşimiz olsunlar, hepsi cennete girsin, hiçbir insan cehennemde yanmasın. Biz bunun derdindeyiz yani. Minhumul müminune, onlardan bir kısmı iman etti. Peygamberimiz zamanında Müslüman olanlar ve daha sonra Müslüman olan Hristiyanlar. Ve ekserhumul fasikun, çoğu onlardan fasık yolu tercih ettiler. Rabbim muhafaza eylesin. Ey Muhammed, len yazurruk, len yazurrukum,
O kafirler ve münafıklar, müşrikler, Hristiyanlar, Yahudiler asla size zarar veremez. İlla eza. Ancak size eziyet verir. Biz ufak bir sıkıntı verirler size. Ve in yuqatilukum, eğer onlarla savaşırsanız yevellukum, dönüp kaçarlar el edbara. Arkalarını dönüp kaçarlar. Sümme la yunsurun, sonra onlara yardım da olunmaz. Yani siz onlardan korkmayın. Korkacaksanız benden korkun diyor Allah. Hani yaratılmışlardan korkulmaz. Yaratandan korulur. Zuribet aleyhim, onların üzerine vuruldu. Ezzilletü, zillet yani alçaklık. Eynemâ sükufu, nerede olurlarsa olursunlar. İlla ancak bir hablim minallah, kim Allah'ın himayesine girerse ve hablim minennas, müminlerin himayesine girerse. Şimdi bakın, bu Hristiyanlardan ve Yahudilerden onlara teklif edilir. Ya Müslüman olun ya gelin bizim himayemizde yaşayın. Yani cizye verin, Müslümanların himayesinde zarar vermeden yaşayabilirsiniz. Burayı da bu da onu anlatıyor. Eğer himayesine girerlerse ve ba'u bi gazabin min Allah, onlar işte Allah'ın hışmına uğrayan kimselerdir. Ve ba'u, uğradılar bi gazabin min Allah'ın hışmına, gazabına. Ve zuribet, onların üzerine vuruldu aleyhimül meskene, miskinlik hastalığı. Yani ne diyorlar, miskin, sükun, fakirlik, miskinlik. Zalike, bunlar, bu durum, bi ennehum, onların kanu, olmalarından dolayı, yekfurune, Allah'ı inkar ediyorlar, bi ayatillah, Allah'ın ayetlerini, ve yekutulune, öldürüyorlar, el enbiya, peygamberlerini, bi gayri hakkin, haksız yere öldürmelerinden dolayı. Zalike, işte bu durum, bima asav, isyan etmelerinden dolayı, ve kanu ya'tedun, haddi aşmalarından dolayı. Leysu seva, onların hepsi bir değildir. Min ehlil kitap, ehli kitaptan hepsi bir değildir. Ümmetün gaimetün, onlardan istikamet sahibi de olanlar var. Yetlüğüne, okuyorlar ayatillahi, Allah'ın ayetleri, ana elleyli, geceler boyunca. Onlar kim? Peygamberimiz zamanında Müslüman olan, geçen hafta anlatmıştım. Peygamberimize gelip bu yüz yalancı yüzü değildir deyip Müslüman olanlar. Ve hum yescudun, onlar secde ediyorlar. Hristiyanlar, Yahudiler secde etmediklerine göre secde edenler kim? Müslüman olup da Hristiyanlığı bırakanlar. Yü'minûne billah, onlar Allah'a iman ediyorlar. Ve vel yevmil ahiri, ahiret gününe iman ediyorlar. Ve ye'murûne bil ma'rufi, iyiliği emrediyorlar. Ve yenhevne anil münkeri, kötülükten insanları alıkoyuyorlar. Yenhevne, nehyediyorlar, yasaklıyorlar. Anil münkeri, insanları münkerlerden. Ve yüsari'une, koşturuyorlar, mücadele ediyorlar. Fil hayrat, hayır yolunda. Ve hayırda koşturuyorlar. Ve ulaike, işte onlar, mine salihin, iyi insanlar, salih kimselerdir. Ve ma yef'alu, kim yaparsa min hayrin, hayır bakımından, felen yükfürü, asla karşılıksız kalmaz. Kim bir hayır yaparsa Allah onun karşılığını verecek. Vallahu alimun, Allah bilir, bil muttakin, kimi bilir, muttaki olan kimseleri, kim Allah'tan korkuyor, kim korkmuyor onu bilir. İnnellezîne, o kimseler ki keferû, kafir oldular, lentugniye, fayda vermedi, anhum, onlara envâluhum, malları fayda vermedi. Nerede? Kıyamette. Ve lâ evlâduhum, ne evlatları fayda verdi, minallâhi, Allah'tan şeye, hiçbir fayda vermedi. Ulaike, işte onlar, eshabunlar, cehennemin ashabıdır, yaranıdır, arkadaşlarıdır. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Hüm fîhâ hâlidûn, onlar orada ebedi kalacaklar. Yani Allah'a güvenmemiş, malına güvenmiş. Allah'a güvenmemiş, evlatlarına güvenmiş. Allah'a güvenmemiş, servetine, makamına güvenmiş. O zaman senin Allah'tan başka bir, yani bir şeyin kalmamış, hiçbir şeyin yok. Neye güvendiysen ondan yardım iste denilecek. Meselu, onun misali, ma yunfikune, infak edenlerin, harcayanların, fi hadil hayati dünya, dünya hayatı için harcayanların, yani gösteriş için, işte makam mevki için, kemeseli, onun misali gibidir, rihun, bir rüzgar, fiha, onun içinde vardır, sirun, kavurucu bir ateş, asabet, isabet ediyor, herse, bir ekine, kavmin zalemu, zalim bir kavmin ekinlerine isabet ediyor. Yani enfusuhum, kendi yaptıklarını fehleket, helak oluyor. Şimdi dünya hayatı için harcayan, dünya Allah rızası için değil de dünya hayatı için yaşayan kimseler
büyütüyorlar, harcıyorlar, emek ediyorlar, belli bir yere getiriyorlar. Bir kasırga, bir ateş geliyor, bütün ekinlerini yakıyor. İşte ölüm geliyor, hepsi bitiyor. Ne kadar güzel bir örnek oldu, değil mi? وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهِ Allah kimseye zulmetmez velakin fakat enfusuhum onlar kendi kendilerine yazdırımın zulmediyorlar. Yani Allah seni dünyada niçin yarattıysa onun için yaşayacaksın. İbadet için yaratıldıysan ibadet için yaşayacaksın. يَا اَيَّلَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler لَا تَتَّخِذُوا edinmeyin bitaneten sırdaş مِنْ دُونِكُمْ Müslümanlardan başka لَا يَعْلُونَكُمْ sizi geri döndürmez habala. La ye'lûneküm geri durmazlar habala. Onlar sizi o kafirler sizi şaşırtmak isterler değil mi? Ve du isterler ma'anittum. Sizin sıkıntıya girmenizi isterler. Evet, sizin kafirler sizi sıkıntıya sokmak isterler. Kad bedetil bağza'u onlar belli ederler bedet belli ederler el bağza'u kinlerini min efvahim ağızlarıyla size belli ederler. Ve ma tuhfi ama onların gizledikleri suduruhum kalplerinde, sadırlarında, içlerinde gizledikleri ekber daha büyüktür. Kafirlerin ağızlarıyla size düşmanlıkları belli ederler. Anlarsınız onların düşmanlıkları ama içlerinde gizledikleri çok daha büyük. Allah muhafaza eylesin. Şimdi de aynı durum. Böyle Müslümanları yeseler doymayacaklar. قَدْ بَيَّنَّا işte Allah size açıkladı. لَكُمْ sizin için el الْاَيَاتِ ayetlerini اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ akıllanasınız, aklınızı başına alasınız diye. هَا اَنْتُمْ اُلَٰئِ öyle bir kimselersiniz ki تُحِبُّونَهُمْ siz onları seviyorsunuz. Ey Müslümanlar kafirleri seviyorsunuz. Hoşunuza gidiyor kafirler. وَلَا يُحِبُّونَ fakat onlar sizi sevmiyor. Ne kadar siz onları sevdiğinizi iddia etseniz de onlar sizi sevmeyecek. Müslüman olduğunuz sürece size asla sevmeyecek. Ve tü'minûne bil kitabi siz onların bütün kitaplarına inanıyorsunuz. Tevrat'a inanıyoruz, peygamberlerine inanıyoruz. Efendim küllü hepsine inanıyoruz. Ve izâ legûküm onlarla karşılaştığınız zaman galû onlar size derler ki âmennâ biz de müminiz ya bizim de işte biz de Müslümanız derler. Allah muhafaza. Ne kadar canlı açık örnekler veriyor Allah değil mi? Hayatı okuyabilen, toplumu okuyabilen, insanları okuyabilen insanlar için o kadar canlı örnekler ki biz kafirleri çok seviyoruz. Bir kafir gelse eğiliyoruz, böyle üzülüyoruz ama bir Müslümana aynı merhameti yapmıyoruz. Ondan sonra da Allah da uyarıyor bizi işte. Siz onları çok seviyorsunuz ama onlar sizi hiç sevmiyor. Boşuna uğraşmayın. Siz Müslümanlar birbirinizi seviyor. Ve izâ halev gazdû. Ha, sizlerden ayrıldığı zaman hani size biz de iman sahibiyiz diyorlar ya. Ve izâ halev sizin yanınızdan ayrıldıkları zaman gazdû ısırırlar. Aleykümül enam parmaklarının uçlarını ısırırlar sinirlerinden size karşı. Evet güncel Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar güncel kalacak. Bu hayatta işte hayatı okumak Kur'an'ı okumaktır. Kur'an'ı okumak hayatı okumaktır. Evet arkadaşlar, وَاِذَا خَلَقَظُّ عَلَيْكُمْ sizin yanınızdan ayrıldıklarında o kafirler parmaklarının ucunu ısırırlar. اَنَامِنَا مِنَ الْغَيْزِ öfkelerinden dolayı size. قُلْ حَبِيبِمْ دَكِ مُوتُوا بِغَيْزُكُمْ öfkenizden affedersiniz geberin, kininizden ölün. Yani onlara merhamet etme, onlara de ki kininizden ölün. اِنَّ اللّٰهَ muhakkak ki Allah Celle Celaluhu alimun bilir bidati sudur. Sadırlarda, içlerinizde, kalplerinizde geçen her şeyi Allah bilir. اِنْ تَمْسَسْكُمْ size bir dokunsa hasenetün, ey Müslümanlar size hasenetün bir iyilik dokunsa, sizin başınıza bir iyilik getirsin, onları telaşlandırır. Yani onlar üzülürler bu size bir iyilik gelmesine. Ve intusibküm size bir şey isabet etse seyyiyetün bir kötülük isabet etse yefrahune biha onunla sevinirler. Müslümanların başına bir iyilik geldi mi üzülürler. Şimdi bak Yunanistan'da bizim füzelerimizi konuşuyorlar. Niye? Ya bunlar ne zaman yaptılar bu füzeleri? Şimdi üzülüyorlar. Niye? Bunlar yapmasın kardeşim. Bunlar yesin içsin geçsin ya. Müslümanlar bir şey yapmasın. Bir kötülük başlarına geldiği zaman Müslümanların onunla seviniyorlar. Ve in tesbiru eğer sabreder ve tetteku Allah'tan korkarsanız la yezurrukum hiçbir şey size zarar vermez. Keyduhum onların
hileleri, planları şey'a, hiçbir şey onlar size zarar veremez. İnna Allah'a, muhakkak ki Allah bima ya'melune, o bilir, muhit, onları ilmiyle kuşatmıştır. Yani Allah onları kuşatmıştır. Ve iz gadevte, ayrılmıştır min ehlike. Hani ya Muhammed, sen evinden ayrılmıştın sabahın erken vaktinde. Gadevte, sabah erkenden ayrılmak. Min ehlike, ailenden. Tüvevvi'u, yerleştirmek için. El müminune, müminine, müminleri. Mekaide, yerlerine, mevzilerine. Lil kital, savaş mevzilerine yerleştirmek için. Ya Muhammed, sen sabah erkenden ailenden ayrılmıştın. Vallahu semi'un alim, Allah en ziyade işiten ve en ziyade bilendir. İzhemmet daifetani, izhemmet yüz tutmuştu daifetani, iki taifeden, iki bölükten, minküm sizden, entefşela, bozulmaya. Şimdi Müslümanların yan tarafta iki İbn-i Lübey diye bir vardı Müslümanların yanında. Bunlar tam İslamiyet'i böyle kavrayamamış. Yani savaşa gidiyorlar ama niçin gittiklerini bilmiyorlar. Dünyalık için mi gidiyorlar? O zaman bir sağda bir solda iki grup bozulmaya yüz tutmuştunuz buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Vallahu veliyyuhuma, Allah, halbuki Allah sizin yardımcınız idi. Niye böyle yaptınız? Ve alallahi, Müslümanlara gerekir. Felyetevekkelin, Allah'a dayanıp güvenmeleri gerekir. El müminun, müminlere Allah'a güvenmeleri gerekir. Yani velakat nasarakumullah, Allah size yardım etti bi Bedrin, Bedir gününde. Ve entum ezille, siz çok azdınız, azınlıktaydınız. Savaş aletleriniz azdı, askerleriniz azdı. 300 kişiye 1000 kişi. Yani Allah size nasıl Bedir'de yardım etti? Bakın biraz sonra anlatacak. Siz 300 kişiydiniz, silahlarınız da azdı ama karşı taraftaki ordu 1000 kişiydi. Allah size nasıl yardım etti? Bunu hatırlayın. Fettekullah, Allah'tan sakının. Lealleküm teşkürün, umulur ki bu ittika, muttaki olmanızdan dolayı Allah'a olan şükrünüzü yerine getirmiş olursunuz. İzzekulu, hani diyordun lil müminine, müminin, müminlere. Elen yekviyeküm, yeterli değil mi sizin için? En yumiddeküm, desteklemesi. Rabbüküm, Rabbinizin. Biselâseti âlâfin, 3000 minel melâiketi, melekle sizi destek. Münzilin, indirilmiş göklerden 3000 melek, indirilmiş melekle Allah'ın sizi desteklemesi sizin için yeterli değil mi ey Müslümanlar? Bela, evet. İntesbiru, eğer sabrederseniz ve tettegu, Allah'tan sakınırsanız ve ye'tüküm min fevrihim, o savaş anında size gelecek, düşmanlarınızın üzerine gelecek. Hâzâ, bu yümditküm, sizi Allah takviye edecek, destekleyecek. Rabbüküm, sizin Rabbiniz. Bi hamseti alafin, 5000 melekle sizi destekleyecek. Bu sayılar arkadaşlar, yani bir çokluktan kinayedir. 3000, 5000, Allah dilediği kadar gönderir. Ama yeter ki siz samimi olarak girin, dalın diyor. Allah sizi destekleyecek. Ama sizin kalbinizde eğer dünyalık varsa, korku varsa, düşmandan korkuyorsanız, size hiçbir destek gelmez. Minel melaiketi, meleklerden. Müsevvimin, nişanlı, nişanlanmış melekler. Ve mâ cealehullâhu, bunlar size Allah yapmadı. Ancak illa, ancak büşra, müjde olsun diye, leküm, sizin için. Ve litatme inne, tatmin olasınız, rahatlayasınız diye, kulûbüküm, kalplerinizi rahatlasın diye Allah bunları size yaptı. Bu destekleri verdi, melekleri gönderdi. Ve men nasru, zafer nerededir? İlla, ancak min indillah, Allah'ın katındadır. El aziz, mutlak güç sahibi, el hakim, hikmet sahibi, Allah'ın katındadır zafer. Başka yerde aramayın diyor. Liyakta, bunu niçin yaptı Allah Celle Celaluhu? Liyakta, kesilsin için. Tarafen, bir kısmınızın, minellezine, kafirlerden, keferu, kafirlerden bir kısımları kesilsin diye. Minellezine keferu, kafirlerden liderleri. Bakın Bedir'de arkadaşlar, kafirlerin bir takım ileri gelenleri, liderleri, şerefli diye sandıkları kimseleri Allah orada müminlere öldürdü. Ev yekvitehum, perişan etsin onları. Feyen galibu haibin, arkalarını dönüp kaçsınlar için. Leyse leke minel emr, bu işte sana bir
senin bir yapacağın bir şey yoktur. Leyse leke, senin yapacağın şey yoktur minel emri. Bu konularda şeyün, hiçbir şey. Ev yetûbe aleyhim. Yahut da tevbe etsinler. Ev yu'azzibuhum. Yahut da onlara azap edilsin için yaptı bunları. Fe innehum zalimun. Çünkü onlar zalim kimselerdi. Müslümanlara saldıran, Bedir'de saldıran müşrikler, Uhud'da saldıran, Hendek'te saldıran bütün müşrikler zalim kimselerdi. Velillahi ma fissem, velillahi Allah'ındır ma fissemavati ve ma fil ard. Yerde ve gökte olanlar, her şey Allah'a aittir. Bitti. Mülk kimindir? Allah'ındır. Yağfiru, dilediğini bağışlar, limen yeşâ'u, dilediğini ve yu'azzibu men yeşâ, Allah dilediğini de azap eder. Dileyene azap eder. Allah dilediğinidir. Allah azabını hak edene Allah azap eder. Ama Allah dilediğini de bağışlar. Vallahu, muhakkak ki Allah gafurun, çok bağışlayan, çok rahimun, çok merhamet sahibidir. Şimdi faizin haramlığı. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tekulu, sakın yemeyin, er riba, faiz yemeyin, ezafen muzafe, kat kat. Hani kat kat yemeyin de az az yiyin de anlamına gelmez. Az bir şeyin azı da haram, çoğu da haram. Azı haram, çoğu haram olanın şeyi azı da haram. İçkiyi hocam, işte ben bir duble içiyorum demek de haram, bir şişe içmek de haram. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Yani faizin hazı da haram, çoğu da. Vettekullah, Allah'tan sakının. Lealleküm tuflihun, umulur ki bu ittika, muttaki olmanız sebebiyle kurtuluşa erersiniz. Vettekû, sakının ennâra, o cehennem ateşinden. Elleti, öyle cehennem ateşi ki, uiddet, hazırlanmıştır. Kimler için hazırlanmış? Lil kafirin, kafirler için hazırlanmış. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Allah-u Teala çoluğumuzu, çocuğumuzu, sevdiklerimizi cehennemden uzak eylesin. Ve yati'ullah, Allah'a itaat edin. Ve Resul, onun peygamberine itaat edin. Yani Allah'ın kitabına ve onun sünneti seniyyesi peygamberine itaat edin. Lealleküm, umulur ki turhamun, merhamet olunursunuz. Ve sari'u, koşun, koşturun, mücadele edin, çalışın. İlâ mağfiretin, Allah'ın bağışlamasına doğru koşturun. Min Rabbiküm, Rabbinizden. Yani öyle bir ameliniz olur ki Allah o amelinizden sizi bağışlar. Hiç ummadığınız, yani kıldığınız namazlar, oruçluğunu değil, en ufak bir iyiliğinizi, hani diyor ya bir peygamberimiz, bir eski ümmetler zamanında bir kötü bir kadın varmış. Kötü bir kadının sadece kuyudan bir ayakkabı çıkartıp hani, o suya şey yapması, yani Allah seni neyle bağışlar? Allah bağışlamak istiyor. Yani yeter ki sen Allah'a bir adımla gel. Allah için bir şey yap. Ve cennetin, ve cennetlere koşun. Arzuhes semavati, onun arzı, yani yeri, semavat vel arz, yerler arasında cennetlere koşun. Uiddet lil muttakin, muttakiler için hazırlanmış olan cennetlere koşun. اَلَّذ۪ينَ, o kimseler ki يُنْفِقُونَ, infak ediyorlar, فِسَّرَّائِ, bollukta, وَذَّرَّائِ, darlıkta, وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْزَ, öfkeler, كَاظِم۪ينَ, yutuyorlar, الْغَيْزَ, öfkelerini, وَالْعَاف۪ينَ, affediyorlar, عَنِ النَّاسِ, insanları. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ, Allah muhsin kimseleri sever, Allah rızası için muhsin olan, yani muhsin kim? Allah'ı görüyormuş gibi ibadet eden, her ne kadar o Allah'ı görmüyorsa, Allah onu gördüğünü bilerek ibadet eden kimseleri Allah sever. وَالَّذ۪ينَ, o kimseler ki اِذَا فَعَلُوا, bir şey işledikleri zaman, fahişeten, bir günah işledikleri zaman, bir kötülük yaptıkları zaman, اَوْ ظَلَمُوا, yahut da günah dolayısıyla kendilerine zulmettikleri zaman, اَنْفُسَهُمْ, kendilerine. Günah, insanı en büyük yaptığı, kendi kendine yaptığı zulümdür. Hemen, bakın, hemen akıllarına gelir, zekerullah, Allah'ı zikrederler, estağfurullah derler. Ya Rabbi beni affet derler. Festağferu, Allah'tan bağışlanmayı isterler. Lizunubihim, günahlarından dolayı. Ve men, kim yağfiru zunube, kim bağışlar? İllallah, Allah'tan başka günahları bağışlayacak olan kimdir? Allah'tan başka kimse günahları bağışlayamaz. O yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahi günde kaç defa? 70 defa hem günahları bağışlandığı halde
Bir rivayete göre günde 100 defa Allah'a istiğfar ederim buyuruyor Peygamberimiz. Yani estağfurullah tesbihini çeker. Bakın bu rakamları hadislerde ve Kur'an-ı Kerim'de olan rakamları yapabilirsiniz. Mesela namazlardan sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber. Bunlar hadislerde geçen rakamlardır. Ama bizim Eyüp Sultan'da 330 bin kere bilmem ne dedim diyor. Ya nerede bu var? Yok. 150 bin defa Subhanallah İhlas okudum diyor. İşte bir tamam oku, sevaptır, güzeldir ama yani insanları bunları anlatıp da insanları da şey altına sokmayalım yani. Bin tane diyor bu. Öbür kadın da duyuyor, diyor ki Allah Allah o bin tane çekti, ben diyor yapamadım diyor, acaba günahkar mı oldum diyor. Halbuki öyle bir şey yok yani. Namazını kılacaksın, tesbihini çekeceksin. Zaten bir insan sadece namaz kılsa namazında 500 tane zikir var. Her gün 500 tane namazda Allahu Ekber diyor, zikir değil mi? Sübhane Rabbiyel A'la diyor, Sübhane Rabbiyel Azim diyor, bunların hepsi zikir. Yani kendini perişan etmenin bir anlamı yok. Evet. Hani zikir yapalım hocam sen bizi engel mi oluyorsun demeyin de ama böyle abartılı şeylere de asla itibar etmeyin yani. Velem yusirru değil mi? Israr etmezler. Hani günah işledikleri zaman asla günahlarında ısrar etmezler. Ala ma faalu yaptıkları günahlarından dolayı, hatalarından dolayı ısrarla o günahların peşine gitmezler. Ve hum ya'lemun bile bile. Ülaike işte onlar cezauhum onların mükafatı. Bak yukarıda hem günah işlerler diyor hem de Allah onlara mükafat verecek. Neden dolayı? Tevbe ettiklerinden dolayı bir daha işlemediklerinden. Mağfiretun onların mükafatı neymiş? Bağışlanmakmış min Rabbihim Rableri tarafından ve cennetün bak onlar cennetlere giriyor hatalı da olsa günahlı da olsa affediliyor cennet tecrimin tahtiyel enhar onlar altlarından ırmaklar akan cennetlere girecek halidine fiha orada ebedi kalacaklar ve ni'me ne güzel ecrul amilin amel edenlerin bu güzel amel işleyenlerin mükafatı ni'me ne güzel ya Rabbi Allah bizleri bunlara erdirsin inşallah gad halet işte geldi geçti min gablikum sizden önce sünenün nice ilahi kanunlar geldi geçti şeriatlar geldi kanunlar geldi peygamberler geldi ondan sonra uyarıcılar geldi. Fesiru ey insanlar yürüyün gezin. Bu da turizme teşvik ediyor Allah Celle Celaluhu. Bakın yeryüzünde dolaşın. Gezin Şanlıurfa'yı görün. Diyarbakır'a gidin. Amasya'ya gidin. Oradaki insanlar neler yaşamış onları öğrenin. Fil ardı fenzuru bakın keyfe nasıl kâne Lut Gölü'ne gidin mesela. Nerede? Sina'da değil mi? Orada göl var hala. Oralara bakın hala o göl. Böyle şeyin altındaymış deniz seviyesinin altındaymış anlatılır. Fenzuru bakın keyfe kâne akıbetü akıbeti nasıl oldu keyfe nasıl oldu kâne oldu akıbetül mükezibin Allah'ı yalan salayanların akıbetleri ne oldu gezin bir dolaşın bakın. Hâzâ beyanun işte bunlar bir beyandır Allah'ın ayetleridir linnâsi insanlar için ve hüden hidayettir. Yani eski insanların başına gelenleri anlatıyor Allah Celle Celaluhu sizin için asla o yanlışa düşmeyin diye. Ve mev'izatun vaazdır, öğüttür. Lil muttakîn lil muttakiler için bir öğüttür. Bir doğru yolu göstermedir. Ve la tehinu ey Müslümanlar. Burada güzel ayetler böyle çok güzel. Ve la tehinu sakın gevşemeyin. Ve la tahzenu sakın üzülmeyin. Ye ise düşmeyin, ümitsizliğe düşmeyin. Ve entumul a'levne siz üstünsünüz in kuntum mümin. Eğer Müslümansanız, müminseniz en üstün olanınız sizsiniz. Bu ayeti kerime bize uyarı. Bir kafirlerin karşısına ezilmeyin, silik üzük durmayın kardeşim. Siz imanlı sahibiyseniz en büyük servet sahibi sizsiniz. Onlar sizin imanınız onların her şeyine üstündür. İm yemseskum garhun eğer uğrarsanız garhun bir Uhud'da bir sıkıntıya uğramıştınız, bir acıya uğramıştınız. Fakat mesel kavmu düşmanlarınız garhummüştü. Sizin iki katınız şeye uğramıştı. Uhud'da Bedir'de sizin iki katınızı uğramıştı. Hani siz Uhud'da bir sıkıntıya uğramıştınız garhun. Fakat mesel kavme o kavim de uğradı garhummüştü. Bedir'de kafirler
Müslümanlar galip gelmişti. 70 tane şehit vermişlerdi, ölü vermişlerdi müşrikler. 70 tane de esir yakalamıştı Müslümanlar. Müslümanlar da Uhud'da 70 tane şehit verdiler. Bakın, siz hani Uhud'da bir sıkıntıya uğramıştınız, 70 tane şehit vermiştiniz ama sizden önce müşrikler de Bedir'de onun iki katını vermişlerdi. Hem 70 esir hem de 70 ölü vermişlerdi. Allah'ın mucizesini görüyor musunuz? Ondan sonra ve tilkel eyyamu, bu günler nüdavülüha, döndürürüz zaferi bir toplumdan birine başka bir topluma nasip ederiz diyor Allah Celle Celaluhu. Beynen nas, insanlar arasında. Yani gevşemeyin. Burada nasıl olmuştu? Müslümanlardan bir takım okçular, o okçuların isimlerini bilmiyoruz. Bak, Müslümanlar onların isimlerini gizlediler. Onları asla hakir görmediler. Onları ifşa etmediler. Hataya düşmüş olabilir Müslüman kardeşim. Uhud Savaşı'nda aslında Müslümanları da bozguna uğratacak duruma düşürdüler. Ama peygamber onları asla şey yapmadı, isimlerini yaymadı. Hiçbir kitapta isimlerini bulamıyoruz, değil mi? Yani Müslüman, Müslümanın sırlarını, günahlarını, ayıplarını örttü. وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَ, ortaya çıkarsın için Allah اَلَّذ۪ينَ, o kimseleri ki آمَنُوا, iman eden kimseler, kimler? Onlar ortaya çıksın. Kim dünyalık için savaşıyor? Kim iman ederek savaşıyor? وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا, kim aranızda şahitler edinsin? Ve kim iman ediyor? Allah onları ortaya çıkarsın ve şahitler edinsin diye. Hani bakın, Müslümanlar bunlar. Vallahu la yuhibbu zalimin. Allah zalim kimseleri asla sevmez. Ve liyumahhisse Allahu, Allah günahtan temize çıkarmak için, ellezine, o kimseleri, amenu, iman eden kimseleri günahtan temize çıkartmak için, ve yemhakal kafirin, kafirleri de imha etmek, kafirleri de helak etmek için bu durumu ortaya çıkardı. Em hasibtum, siz zannediyor musunuz ki, entedhulul cennete, cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Ve lemma ya'lemillahu, Allah belli etmeden, ellezine, o kimseleri ki, cahedu, cihad eden, mücadele eden, minkum, sizlerden, ve ya'lemes sabirin, sabredenleri ortaya çıkartmadan, cihad edenleri ortaya çıkartmadan siz cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Ve lekad, andolsun ki, küntüm idiniz, temennev el mevte, ölmeyi temenni ediyordunuz, istiyordunuz, min kabli, daha önce, entel kavhu, düşmanla karşılaşmadan önce ölümü temenni ediyordunuz. Bakın arkadaşlar, burada Peygamberimiz Uhud Savaşı'ndan önce Müslümanları topladı. Dedi ki, şehirde karşılayalım onları, Uhud'a çıkmayalım. Onlar da Bedir Savaşı'na katılmayanlar ne dediler? Ya Resulallah, biz Bedir'de savaşamadık, biz kahramanlarız, biz şöyleyiz, biz böyleyiz. İşte Allah buyuruyor ki, siz daha önce böyle ölümü temenni ediyordunuz. Çok şey, peygamberi onlara dedi ki, hiç karşılaşmayalım, gelin şehirde onları karşılayalım, öyle savaşalım. Onlar dediler, yok, biz meydan savaşı yapacağız dediler. Fakat ra'eytumuhu, fakat onları gördünüz, ve entum tanzurun, karşınızda onları gördünüz, işte durum böyle oldu. Ve ma Muhammedun, Muhammed değildir, illa Resul, ancak peygamberdir, elçidir. Kad halet, muhakkak ki gelip geçti, min kablihir rusul, ondan önce de peygamberler gelip geçti. Efe in mate, eğer ölürse, yani peygamberimiz ölür ise, ev gutile, yahut öldürülürse, in galeptum, dönüp gidecek misiniz? Yani artık peygamber öldü, biz dinden bırakalım dini, İslam'dan ayrılacak mısınız? Ala akabikum, ayaklarınızın, ökçelerinizin üstünde dönüp geri mi gideceksiniz? Ve men yengalib, kim dönerse, ala akibehi, ayaklarının, ökçelerinin üzerinde, felen yazurrallaha, asla Allah'a zarar veremez şey'a, hiçbir şey Allah'a zarar veremez. Ve seyyedzillahu, Allah mükafatlandıracaktır, eşşakirin, şükredenleri Allah mükafatlandıracaktır. Ve mekâne, yoktur, ölmek yoktur, li nefsin, hiçbir canlı için, entemute, ancak ölmek yoktur, illa, ancak biiznillah. Kimseye savaşta ölmek yoktur veya bir yerde ölmek, ancak Allah'ın izniyle ölmek vardır. Allah izin vermezse kimse ölmez.
Allah izin vermezse kimse hayatı bitmez. Kitaben müeccela. Bir tescil edilmiş bir ecel, bir yazılmış bir ecel olmaksızın kimseye ölüm yoktur. Herkes eceliyle ölecek. Savaşta ölmeyecek yani. Eceli gelirse ölecek. Bakın Hazreti Halid İbni Zeyd Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri, Allah şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. O kadar savaşlara katıldı. O kadar seyri. Buraya gelmeden önce bir defa daha İstanbul'a sefer yaptı. Ondan önce Peygamberimizin halasıyla beraber Kıbrıs'a sefer yaptılar. Orayı fethettiler. Yani Müslümanlar o savaşta da Halid İbni Zeyd Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri vardı arkadaşlar. Ama ölüm nerede buldu onu? Arkadaşlar Halid İbni Zeyd nerede vefat etti? İstanbul'da. Hem de savaşmadan Allah yolunda gelirken yolda vefat etti. Demek ki eceli geldi, burada vefat etti. Ve men yurid, kim isterse sevabe dünya, dünya menfaatini, dünya karşılığını, nü'tihi minha, ona onu vereceğiz diyor Allah Celle Celaluhu. Kim dünya menfaatini isterse, dünya karşılığını isterse, çalışana biz Allah veririz diyor. Kafir olsun, mümin olsun, münafık olsun, biz çalışana veririz diyor Allah. Adam dünya istiyorsa alsa dünya senin olsun. Ama la halaka lehum. Ona ahirette hiçbir pay yoktur. Sadece dünyayı ister. Ha biz dünya, biz Müslümanlar ne diyoruz? Rabbana atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten. Bize dünyada da iyilikler ver, ahirette de iyilikler ver. Şimdi buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu, kim dünya menfaatini isterse nü'tihi minha, ona veririz. Ve men yurid, kim isterse sevabel ahireti, ahiret sevabını, nü'tihi minha, biz ona onu veririz. Kim ahireti isterse ona ahireti veririz. Kim dünyayı isterse ona. Ve sene ziz şakirin, Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Ve ki eyyin, nice min nebiyyin, peygamberler katele savaştılar. Ma'hu, onunla beraber savaştı. Ribbiyyüne, Allah'ın erleri, Allah'ın askerleri. Ribbiyyüne kesira, nice çok Allah'ın askerleri onun, o peygamberlerle beraber savaşıyorlar. Fema vehenu, gevşeklik göstermediler. Lime asabuhum, başlarına gelen musibetlerden dolayı. Hangi yolda? Fi sebilillah. Allah yolunda başlarına gelen musibetlerden dolayı asla gevşeklik göstermediler. Ve ma zaafu, zayıflığa düşmediler. Ve mestekanu, asla da boyun eğmediler. İşte Allah, Kur'an'ın insana kişilik verdiği kişilik bu. Yani sen Allah yolundasın. Başına ne gelirse gelsin Allah'tan. Mükafatı Allah'tan. Sabrı Allah'tan. Savaş Allah'tan. Nimet Allah'tan. Yani bu yolda gittiğin sürece her şey kazançtasın. Ama yok, ben gideyim kazanamadım. Savaşı ganimet elde edemedim. Bunun için gidersen ne ganimet edersin ne de Allah'ın şeyini kazanırsın. Vallahu yuhibbu sabirin, Allah sabredenleri sever. Bu sabredenler yukarıda bakın sayılan, savaşta sabredenler, kafirlere karşı sabredenler, ondan sonra başına Allah yolunda bir şey gelenlere sabredenler. Ve mâ kâne kavlehum, sizleri sözleri yoktur. Sözleri yoktur. İlla, ancak derler ki, müminlerin ancak demeleri şudur. İlla derler ki, en galu, şöyle söylerler, şöyle dua ederler. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, Rabbena gfir lena, bizi bağışla ya Rabbi, affet ya Rabbi, zünubena, günahlarımızdan dolayı bizi bağışla ya Rabbi, ve israfena, taşkınlıklarımızdan, haddi aşmamızdan dolayı, fi emrina, işlerimizde haddimizi aşmamızdan dolayı bizi bağışla ya Rabbi, ve sebbit, sabit kıl, ekdamena, ayaklarımızı, ve ensurna, bize yardım et, alel kavmil kafirin, kafir kavme karşı bize yardım et diye dua ederler. Bu duayı ezberleyelim arkadaşlar. Yani sıkıntılı zamanlarda bakın. Çünkü yukarıda sıkıntılı zamanlar diyor ya. Bu Allah'ın bize öğretmiş olduğu bir dua. Nasıl dua edeceğiz? Rabbena gfir lena zunubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil kafirin. Allah dualarımızı kabul eylesin. Featahumullahu, Allah onlara verdi sevabe, nimetlerini, hani karşılıklarını, ed dünya, dünya hayatının, ve husne, bakın böyle dua edenler müminlere Allah ne veriyor? Hem dünyada veriyor sevabe dünya, dünya sevabını, ve husne sevabil ahire,
ve ahiret sevabının daha güzeli olan, dünya sevabının daha güzeli olan ahiret sevabını veriyor. Vallahu yuhibbul muhsinin, Allah muhsin kimseleri sever. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, in tudi'u, eğer itaat ederseniz, ellezine keferu, kafir kimselere, tudi'u lezine keferu, kafirlere itaat ederseniz, yeruddüküm, sizi döndürürler, ala a'kabiküm, gerisin geriye, ökçelerinizin üstüne sizi küfre geri döndürürler. Feten galibu, düşersiniz kasirin, hüsrana uğrayanların durumuna düşersiniz. Allah muhafaza eylesin. Belillahu bilakis Allah, oysa ki Allah mevlaküm, sizi koruyandır. Sizin mevlanız Allah Celle Celaluhu'dur. Ve huve, o Allah Celle Celaluhu, hayrun nasirin, yardım edenlerin en hayırlısı Allah Celle Celaluhu'dur. Senulgi, size salacağız, fi kulubillezine, senulgi fi kulubillezine keferu, kafirlerin kalplerine salacağız, errûbe, korku. Bakın, bima eşreku, o ortak koştuklarından dolayı, billahi Allah'a. Bakın, şimdi Müslümanlar arkadaşlar bir Allah'a iman ediyorlar, ondan bekliyorlar, ondan şey yapıyorlar. Ama müşriklerin işi zor. Birkaç tane ilahtan isteyecekler, birkaç tane ilaha yalvaracaklar, birkaç tane. Acaba ondan mı gelir, ondan mı gelir? Bir tek Allah'a iman etmek varken niye ona şey yapıyorsun ki? Veya heykele, puta tapıyorsun ki? Yani bir tek Allah var ya. O yüzden onların kalplerine korku düşer, normaldir yani. Ya o vermezse öbürü verir mi acaba diye düşünüyor. Allah muhafaza. Bime eşrekû billahi mâ lem yunezzil bihi sultana. Onlara hiçbir delil indirmediği halde Allah'a ortak koşanlar kalplerine korku salacağız. Ve me'vâhum minnâr. Onların me'vası, yatacağı yer, varacağı yer ennâr, cehennem. Ve bi'se, ne kötü, mesve zalimin, zalimlerin varacakları yer ne kötü. Ve lekad andolsun ki sadakakumullah, Allah doğru yerine getirmiştir, doğru söylemiştir, va'dehu, vaadini, iz tahussunuhum, düşmanlarını öldürmekle, biiznihi, kendi izniyle. Hatta izâ feşiltum, hani siz zaafa düşmüştünüz, ve tenâzâtum, tartışıyordunuz, fil emri, peygamberin emri konusunda zaafa düşmüştünüz, hani o okçuların yerinden ayrılması arkadaşlar, ve asaytum, asi oldunuz, min ba'di, bundan sonra mâra'akum, galibiyet oldu, bakın tam galibiyet elde ediyordunuz Uhud'da, mâ tuhibbûn, hoşlandığınız bir galibiyeti görünce peygamberin emrini yerine getirmeden Uhud'da o okçular ne yaptılar? Ganimet arzusuyla, ma tuhibbun, o sevdikleri şeyleri görünce ganimetleri paylaşacaklar, biz yetişemeyeceğiz diye yerlerinden ayrıldılar. İslam müşriklerin komutanı arkadan döndü ve sardı müşrikleri, Müslümanları. Ne yaptınız? Siz sevdiğiniz şeylerin peşine düştünüz. O zaman da peygamberin emri konusunda ihtilafa düştünüz, tenazatum, zaafa düştünüz. Minkum, sizlerden bir kısmınız, men yuridü dünya, dünyayı istiyordunuz. Yani ganimet peşine düşmüştünüz. Ve minkum men yuridül ahire, sizlerden bir kısmınız ahiret nimetlerini istiyordunuz. Hani onlar kim? Ganimet için savaşanlarla. Sümme sarafeküm, Allah sizi onlara mağlup etmeden onları sizin başınızdan def etti. Anhum liyebteliyüküm, sizi imtihan etmek için bunu yaptı. Ve lekad affa anküm, böyle olmanıza rağmen Allah sizi affetti. Yani bakın, o Müslümanların hepsi affoldu bu ayeti kerimeye göre. Vallahu, ama böyle bir daha yapmayın diyor Allah. Peygamber'e itaat edin. Bak, peygamber diyor ki siz buradan ayrılmayacaksınız. Hatta diyor, ganimet paylaştığımızı görseniz bile ayrılmayın buradan. Bazıları dediler ki ya yapmayın, bak peygamber bize buradan ayrılmayın dedi. Onlar dediler tamam, biz zafer kazandık, bak düşman kaçıyor, hemen biz de payımızı alalım diye. Allah, peygamberi dinlemeyenlerin sonucu böyle oluyor işte. Vallahu ve lekad afa ankum, vallahu, Allah celle celaluhu, zu fazlin alel müminin, müminlere çok lütufkandır. Gene onları affetti Allah celle celaluhu. İz tus'iduna, uzaklaştırıyordu Allah savaş alanından, ve la telvuna, dönüp bakıyordunuz, ala ahadin, sizi uzaklaştırıyordu, ve la telvuna, bakmıyordunuz, ala ahadin, hiç kimseye, ve resulü,
Peygamber'e dahi yed'ukum sizi çağırıyordu peygamber. Dönün, kaçmayın, gelin, toplanın. Fi uhrakum arkanızdan fe'sabukum size verdi Allah Celle Celaluhu o durumda. Hani Uhud anlatıyor Allah Celle Celaluhu. Gammen bi gammin. Keder üstüne kedere düştünüz. Niçin? Likeyla tahzenu. Likeyla olmayın için tahzenu. Üzülmeyin için. Ala ma fateküm. Elinizden gidene üzülmeyin için. Ve la ma asabeküm. Başınıza gelen bu musibete üzülmeyin için. Allah sizi gamdan gama, kederden kedere soktu. Vallahu habirun bima ta'melun. Allah yaptıklarınızı size haber verecektir. Sümme enzele aleyküm, bu durumda devam ediyor. Sümme enzele, indirdi Allah aleyküm üzerinize min ba'dil gambi, gamdan sonra, kederden sonra emeneten, bir içinize bir emniyet verdi, bir cesaretlendiniz. Nuhasen, bazılarına uyku verdi Allah. Yagşa taifeten minküm, kaplıyordu taifeten minküm, sizlerden bir taifeyi, grubu uyku kaplıyordu. Oradan sahabelerden bazısı diyor ki, öyle bir uyku geldi ki bana diyor, elime kılıcı alıyorum diyor, kılıç elimden düşüyor, bir daha kaldırıyorum. Bu da bir nimet. Bakın, uyku bile nimet. Yani o cesaret, bakın 15 Temmuz gecesinde millet böyle dışarılarda, hiç sanki korku, ölüm yok, bilmem ne yok, böyle dışarılarda. Yani kurşuna gidiyor falan. Bunlar hep Allah'ın insanın içerisine vermiş olduğu, neden kaynaklanıyor? İşte bu nimetlerden kaynaklanıyor. Ve taifetün, o kaplıyordu, kad ehemmetuhum, düşüncesine kapılıyorlardınız, enfusuhum, kendi kendisine, yazunnune, bazılarınız zannediyorlar, billahi Allah hakkında, gayrel hakkı, gerçek olmayan, zannel cahiliye, cahiliye zannına kapılıyorlardı. Başladılar imanları hakkında düşünmeye, Allah bize niye yardım etmedi ki diyor. Yani o durumda, hani biz Müslümandık, bize Allah yardım edecekti. Ya sen kalbini bir doğru imanda sabit ol, Allah yardım eder. Ama sen kalbini bozduysan Allah sana asla yardım etmez. Yegulune, diyorlardı ki hellena minel emri, bize bir şey gerekmez. Yani bu işte bize ne var ki min şey? Bize hiçbir şey gerekmez. Biz niye savaşıyoruz ki demeye başladılar. Kul habibimdeki innel emre, bütün işler küllühü lillah, Allah'tadır. Bütün işler Allah'ındır. Ne yaparsan yap, Allah için yap. Yuhzune, gizliyordu fi enfisihim, kalplerinde ma la yubdunelek. O bize ne ki ya, biz niye buradayız diyenler, kalplerinde gizledikleri açıklarından daha fazlaydı. Yekulune, diyorlardı ki levkâne lena, bize ne gerek ki minel emri, bu işten bize ne gerek ki, Müslümanlarla savaşıyorlar. Ne gerek ki şeyun ma gutilna hauna, biz burada niye savaşıyoruz ki? Kul habibim, de ki, bakın burası çok önemli. Biz niye savaşıyoruz ki diyenlere, lev kuntum, eğer olsanız, fi buyutikum, evlerinizde de olsanız. Bakın, hani biz burada niye savaşıyoruz ki? Biz niye ölmeye geldik ki diyor şimdi adam. Allah dedi, buyuruyor ki eğer siz evinizde de olsanız, leberezellezine kutibe aleyhimul katlu, eğer ki öldürülmek size yazıldıysa evinizde de ölürsünüz. Eğer ecel geldiyse evinizde de ölürsünüz. Biz burada niye demeyin. İlâ mevâci'ihim. Öyle düşüncelerinden dolayı, yani katlü, biz savaşırken niye ölelim demeyin. Eğer ölüm size yazıldıysa siz evlerinizde bile ölüm size gelir. Veliyebteliyallahu, Allah yoklamak için, imtihan için, ma fi sudurikum, kalplerinizdeki, veliyumahhisa, temizlemek için, ma fi kulubikum. Bunu Allah niçin yaptı? Kalplerinizdeki imanı sağlamlaştırmak, imtihanları yok etmek ve kalplerinizi temizlemek için. Vallahu alimun, Allah bilir, bizatü sudur, sadırlarda olan, kalplerinizde geçirdiğiniz her şeyi Allah bilir. İnnellezine, o kimseler ki, tevellev, dönüp gittiler minküm sizden, yevmel tekal cem'ani, iki ordunun karşılaştığı o günde bazıları kalktı gitti. İnnemes tezellehumeş şeytan, bazılarını şeytan zelle verdi, ayağını kaydırdı. Bir bazım merkeze bu yüzünden, kazan hatalarının yüzünden, kalplerinden geçirdikleri hatalarının yüzünden Allah onların kalplerine, şeytan onların kalplerine zelle verdi, onların ayaklarını kaydırdı. İstezelle
kaydırdı. Eşşeytanu şeytan bibazın bazılarınızın makese bu hatalarından dolayı. Ve lekad afallahu and olsun ki Allah affetti anhum onları. Onlardan yine Allah onları bağışladı. İnnallaha Allah muhakkak ki Allah gafurun çok bağışlayan halim çok merhamet sahibidir. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler la tekunu olmayın. Kellezine o kimseler ki keferu kafirler gibi olmayın. Ve galu dediler ki li ihvanihim kardeşleri için bakın şimdi ölen kardeşlerine ne diyorlar bunlar? Ve galu li ihvanihim iza zarabu eğer sefere çıkan savaşa giden kardeşleri için ne diyorlar? Fil ardı o yeryüzünde evkanu uzzen veya savaşa giden ve levkanu indena eğer onlar yanımızda olsalardı savaşa katılmasalardı ma matu ölmezlerdi ve ma kutulu öldürülmezlerdi. Yani ne işiniz var savaşa gittiniz işte giderseniz böyle öldürülürsünüz diye kendi kendilerine akıl veriyorlar. Halbuki onlar şehit olup cennete gittiler. Şehit olup en güzel mükafatı kazandılar. Onlar da evlerinde kendi kendilerini böyle teselli ediyorlar. Diyorlar ki gitmeselerdi ölmezlerdi. Allah bizi cahillerden eylemesin. Liyec'alallahu Allah kalplerine kondurdu. Zalike hasreten. Bu sözü kalplerine hasret olarak koydu. Fi kulubim. Şimdi bunu niye söylüyorlar biliyor musun? Kendileri yapamadığı pişmanlık içindeler. Kıskançlık içindeler. Onlar şehit oldular. Onlar kıyamete kadar o pişmanlıkların, hasretlerinin saçmalıklarını söyleyecekler. Keşke biz gitseydik, biz de şehit olsaydık demiyorlar. Onlar gitmeseydi, ölmeseydi, işte şehit olmasaydı bunun hezeyanlarını saçmalayacaklar. Hasret olarak kalplerine koydu. Hani Allah bir günah işleyenin o pişmanlığını kalbine koyar. İlk önce onun azabını kalbinde ona çektirir. Yani der ki Allah'ım keşke bunu yapmasaydım, keşke bunu yapmasaydım. Kıyamete kadar o günahla pişmanlığına yaşar. Rabbim muhafaza eylesin. Vallahu yuhyi Allah dirilten de Allah Celle Celaluhu'dur. Yaşatan da Allah Celle Celaluhu'dur. Ve yumit öldüren de Allah Celle Celaluhu'dur. Yani vallahu bima ta'melune basir. Allah onların ta'melune bilir. Basarlarını yani gördüklerini bilir, kalplerindekilerini bilir. Ve le'in kutiltum eğer siz öldürülürseniz fi sevilillahi Allah yolunda ev müttüm ölürseniz le mağfiretun Allah bağışlayacaktır. Minallah Allah'tan bir bağışlama vardır ve rahmetun ve rahmet vardır. Hayrun mimma yecmaun. O dünyalık topladığınız şeylerden daha hayırlı mağfiret vardır ve rahmet vardır. Şimdi o Uhud'da bu kadar şeyler yaşandı ama Peygamberimiz hiç kimseye darılmadı, kimseye üzülmedi, kimseyi kovmadı, kimseyi yanından ayırmadı. Ve le'in muttum eğer ölürseniz ev gutiltum yahut da öldürülürseniz le'ilallahi tuhşarun. Ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Febime rahmetin rahmet olarak minallahi Allah'tan lintelehum sen onlara yumuşak davrandın. Ve lev künte eğer kaba olsaydın fazlan kaba olsaydın galizal kalbi katı kalpli olsaydın davransaydın lenfezzu dağılıp giderlerdi min havlik senin etrafından ya Muhammed dağılıp giderlerdi. Biz bir hata yaptık Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bize böyle sert davrandı biz bir daha onun yanına gitmeyelim derlerdi diye Allah uyarıyor. Fa'fu onları affet anhum onları bu yaptıklarından dolayı ve estağfirlahum onlar için bağışlan dile. Yani onların bağışlanmasını peygamberden istiyor. Bakın peygamber onların affedilmesini istiyor Allah'tan. Ve şavirhum onlarla müşavere et, istişare et fil emri. Bazı konularda müşavere et. Yani istişare et. Bir fikir al, fikir ver. Bu müşavere arkadaşlar. Feize azemte o müşavereden sonra bir şeye karar kıldın mı? Fetevekkel Allah'a güven. İstişare dinimizde vardır. İstihare dinimizde vardır. Bakın istihare, istişare sonra tevekkül. Yani azim var. Bir şey istişare ediyorsun. Diyoruz ki arkadaşlar işte haftaya dersimizde ne yapalım? Şunu yapalım bunu istişare ediyoruz. Herkes bir şey söylüyor. İstihare ediyoruz. O da var. Ondan sonra tamam diyoruz. Bu konuda karar kıldık. Ondan sonra Allah'a güveniyoruz ve yolumuza gidiyoruz. İnne Allah'a muhakkak ki Allah yuhibbul mütevekkilin
tevekkül sahiplerini Allah sever. İnyasurkumullahu, eğer size galip gelecek olursa fele galibeleküm. Allah size yardım edecek olursa fele galibeleküm. Sizi mağlup edecek hiçbir şey yoktur. Bakın, eğer Allah size yardım edecek olursa fele galibeleküm, sizi asla yenecek, mağlup edecek kimse yoktur. Ve in yahzurküm, eğer sizi Allah yalnız bırakacaksa, bırakıverirse, femen kim zellezî yansurüküm, size yardım edecek olan kimdir? Allah sizi yalnız bırakırsa size kim yardım edebilir? Min ba'di, ondan sonra kimse. Ve alallahi, muhakkak ki gerekir, lüzumludur, Müslümanların yapması gerekir. Fele tevekkülül müminin, müminlere Allah'a tevekkül etmeleri gerekir. Ve mâ kâne, yakışmaz, asla yakışmaz linebiyyin, bir peygambere en yagul. Devlet malına ihanet etmek asla bir peygambere yakışmaz. Hani diyorlardı ya, Muhammed şey yapacak, ganimetleri alacak, kendisine geçirecek. Nasıl bunu düşünürsünüz yani? Bir peygambere nasıl bir devlet malına veya bir ganimeti el uzatması yakışır mı? Peygamberimiz verip de veriyordu, veriyordu. Kendisine hiçbir şey bırakmıyordu. İsteyene diyordu ki, git evden bir hurma var, onu al diyordu. Ondan sonra Hazreti Ayşe diyor ki, ya Resulallah diyor, bir hurma var diyor, o da ilk oruç. O zaman biz oruca niyetlenelim, sen gene o hurmayı gönder diyordu. Böyle bir peygambere nasıl bir ganimet şey diyebilirsin ki? Ve men yağulur, kim devlet malına yeti getirirse bime galle, kıyamet galle boynuna geçirilir, yemel kıyame. Kim bir devlet malına tarafına geçirirse Allah onun boynuna onu asar getirir. Sümme tuveffa, sonra ödenir külü nefsin, her nefse ma kesebet, kazandığı ühüm la yuzlamun, ona asla zulmedilmez. Herkes kendi kazancını götürecek arkadaşlar. Kimseye zulmedilmeyecek. Bu ayetten bunu anlıyoruz. Herkes kendi hazırladığını götürecek. Herkes kendi kazancını bulacak. Efemen kim ittebaa, tabi olursa rıdvanallahi, Allah'ın rızasına uyarsa, arzularsa, isterse, kemen ba'e bisakatın minallah, Allah'ın hışmına uğrayan gibi olur mu? Allah'ın rızasını isteyen, Allah'ın rızasına tabi olan kimse, Allah'ın hışmına uğrayan kimse gibi olur mu? Ve me'vehum cehennem, o Allah'ın hışmına uğrayanın varacağı yer, gideceği yer cehennemdir. Ve bi'sel masir, ne kötü yatacak bir yerdir, varılacak yerdir. Hüm derecatun indallah, Allah katında o mükafatlandırılanlara ise dereceler vardır. Vallahu basirun bima ya. Hüm derecatun indallah, o cezaların da bir dereceleri vardır. Yani kimi gayyada, kimi cehennemin esfeli sahibi. Münafıklar diyor, kafirlerden daha aşağıda olacaklar. Çünkü kafirler net insanlar. Kafirim diyor adam. Ben bir oturdum mu diyor, 8 tane domuz kulağını yerim diyor adam. Çekinmiyor. Yani kafir işte. Yani buna kafir dememek için. Ama öbür münafık böyle. Bu Müslümanları kandırdığı için cezası daha diyor. Diyor ki esfele safilin. O esfele safilinde olacak. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Hum derecatun indallah, Allah katında onların dereceleri de vardır. Vallahu basirun bima yaamelun. Hatta cehennemde diyor bazı hiçbir şey olmuyor. Adam öyle böyle boşlukta duracak. Adam dünyada kimseye kötülük etmemiş ama iman iddia etmemiş. Öyle bir şeyler de var yani, azabın çeşitleri. Ve bisel masir, yani laqad mennallahu, Allah lütufta bulundu alel müminine, müminlere, iz ba'se fihim, onlara göndermekle, resulen peygamber göndermekte, min enfusihim, kendi içlerinden, nasıl yetlu okuyor aleyhim, onlara ayatihi, Allah'ın ayetlerini, ve yüzekkihim, onları temizliyor. Neyden temizliyor arkadaşlar? Şirkten temizliyor. İmanlarını şirkten temizliyor peygamber. Müslümanların imanlarını şirkten, başka bir şeye ibadet etmelerini engelliyor peygamber. Ve yuallimuhumul kitab, onlara kitabı öğretiyor. Vel hikme, kitapla beraber sünneti öğretiyor. Onu mesela Kur'an-ı Kerim'de namaz var değil mi arkadaşlar? Namazı nasıl kılacağız? Peygamberimiz. Bak, hikmet budur işte. Peygamber bize nasıl namaz kıldığını, Kur'an'da nasıl namaz kılacağımızı gösteriyor. Secde edin diyor, rükû edin diyor. Ama
Secdeyi geri geri mi yapacağız? Duvara mı yaslanacağız? Ayağa Muhammed'e mi kalkacağız? Bunu bize kimden görüyoruz? Peygamberimizden. İşte hikmet budur. Peygamberimizi nasıl yaptığını görüyorsak, öğrendiysek biz de öyle yapacağız. Ve inkânû min kablu, bundan önce idiler, lefî zalâlin mubîn, o topluluklar açık bir sapıklık içerisinde kendi kendilerine din oluşturmuşlar. Evelemme asâbetkum musibetün, düşmanlarınızdan size bir musibet, bela bulaşmıştı Bedir'de geldiğinde, kad eseptum misleyha, bak size onlara iki katı uğradı. Yani size Uhud'da bir musibet geldiyse, 70 kişi şehit verdiyseniz, kad eseptum misleyha, o düşmanlarınıza Bedir'de iki katı olmuştu. Nasıl 70 tane ölü verdiler, bir de 70 tane esir verdiler. Kultum enna hada, siz demiştiniz ki bu nasıl oluyor? Yani nasıl oluyor? Biz Müslümanız. Kul huve min indi enfusikum. Biz Müslümanız. Bize niye Allah Uhud'da böyle bir şey oldu, mağlubiyet oldu ki? Peygamber de bize yanımızda, Allah bizi destekleyecek tane falan gibi düşüncelere kapılanlara Allah buyuruyor ki kul huve, bu durum min indi enfusikum. Sizin kendi cezanızdan dolayı, kendi yaptığınızdan dolayı bu başınıza geldi. Yani peygamberi dinlemediniz, emirlere itaat etmediniz, birbirinizi uyarmadınız, engel olmadınız, işte dünya hayatı böyle. Şimdi burada birisi, Allah göstermiş, bir yangın çıksa, ya birisi de hadi kaçalım, dışarı kaçalım, ya oturun bize bir şey olmaz diyen olur mu? Herkes der ki arkadaş biz Müslümanız, yanmayın burada. Kul huve min indi enfusikum, o Uhud'da başınıza gelen kendi kusurlarınızdan dolayıdır. Dünyada da böyle. İnna Allahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye gücü yeten, kadir, mutlak Allah Celle Celaluhu'dur. Rabbim bizi dünyada ve ahirette iyilerden eylesin. İyilik yolunda koşanlardan eylesin. Hayır yolunda çalışanlardan eylesin. Rabbim okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı hayatımıza tatbik etmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim çoluk çocuğumuzu hayırlı eylesin. Rabbim dertlerimize, belalarımıza, musibetlerimizi bizlerden uzak eylesin. Rabbim bizleri Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri'nin ve Peygamberimizin şefaatlerine nail eylesin. Rabbim hayatımıza ve işlerimize, evlerimize bereket ihsan eylesin. Rabbim cümlemizi Kur'an-ı Kerim'i kabrimize şefaatçi eylesin. Nur eylesin. Bu Kur'an-ı Kerim'in şefaatine ve Peygamberimizin ve Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri'nin şefaatine cümlemizi nail eylesin. Rabbim onun rızası için burada toplandığımız gibi cennetinde Cemalullah'ta da toplanmayı bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Bütün geçmişlerimizin ruhu için, haseten bu civarda yatan bütün Müslüman ve mümin kardeşlerimizin ruhu için, başta Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri de, ailelerimizden, dedelerimizden, nelerimizden civarda yatan ve bütün geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha.